Kızartmaların anlamı ne bugün? Yani hafta sonuna giriyoruz diye kendimizi ödüllendiriyor muyuz? Yani aslında şöyle, ille de kızartma olması gerekmiyor. Patatesleri biz kızarttık sabahleyin ama bunu fırında yapabilirler. İlk önce yapacağım şeyi söyleyeyim istersen. Güzel bir tavuk yemeği yapacağım. Yani bu bir kış tavuk yemeği olacak. Bir seferde yapılan yemeği seviyorum, tek seferde. Ya zaten en pratiklik de buradan geliyor. Evet. Tek seferde bütün malzemeleri. Yanına bir ayran, yanına bir turşu suyu, bir şalgam suyu ile birlikte aslında sofraya pasta gibi getirebileceğiniz, görüntüsü son derece güzel, lezzetli yerinde, bütün menüyü içine dahil eden bir yemek olacak bu. Harika. Şimdi kek kalıbında kış tavuğu yapıyoruz sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğun lahana pastan o kadar çok konuşuldu ki yani benim de şaşırmam boşuna değil mi? Seyircilerimiz de bende aynı tepkiyi verdiler. Evet. Lahanadan pasta mı olur diye. Oldu pek güzel biliyorsunuz. Bugün de kek kalıbında kış tavuğu yapacağız. Kış tavuğu nasıl olur efendim? Buyurun izleyelim. Ya şimdi bu yapacağım malzemelerle yazın böyle bir yemek yapsan biraz ağır gelebilir. Ama kışın vücudumuz böyle şeyleri yemeyi istiyor. Doğru. Yani nohut yemek istiyor, pilav yemek istiyor, tavuklu pilav yemek istiyor. İşte bunların hepsini aynı şeyde, tepside, aynı kek kalıbında buluşturacağız. Şimdi patatesleri sen... Patatesleri, bak böyle güzelce kızarttık. Evet. Şöyle. Dur ilk önce altına dizeyim istersen bunu. Tamam. Kek kalıbının altına. Şimdi bu ocağın biz... özellikle mi açık? Yok açık unutmuşuzdur. Tamam, biz çayı almışızdır üstünden. Hummalı bir çalışma vardı sabah. Kahvaltılar pişen yumurtalar çok kahvaltı yumurta da mı yediniz? Mi? Bak. Yedik. Bak afiyet şeker olsun. Sahanda yumurta yapıldı sabahleyin çocuklara. Evet mis gibi sahanda yumurta yediler. Böyle ekmeklerini bandıra bandıra. Oh. Güzel, keyifli. Şimdi ben patatesleri kızarttım ama bir tanecik. Kızartmak zorunda değilsiniz. Tabii fırına da yapılabilir. Fırınlayabilirsiniz. Hı-hı. Aynı lezzette olmuyor mu? Oluyor. Şahane lezzette oluyor. Yani onun da üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Onun da üstüne biraz biberiye, karabiber, kırmızı pul biber ya da kekik gibi baharatlarla lezzetlendirirsem o da... Bunun kadar şahane fırında oluyor. Yaptığın patatesi bence güzel kılan şey çok yumuşak olmaması. Eğer yumuşak yapmıyorsan bir şekilde sosunu, yağını fazla kaçırmıyorsan ve içine çekmiyorsa o çıtırlığını koruyor aynı buradaki gibi. Bence o önemli. Doğru söylüyorsun. Çıtır çıtır seviyoruz değil mi patatesi? O zaman kızarmış tadı geliyor fırında da olunca. Ben biraz patates sevdiğim için. Ben de patates yani çok seviyorum. Bilmiyorum. Bak şimdi bunu böyle. Şimdi harika bir şekilde dibine... Çiçek gibi. Şimdi bunları altına yaydım. Çiçek gibi görünecek çok güzel. Burada ne var? Evet bu bir pasta formunda. Evet. Diyebileceğim. Onun içinde de pilavım var. Pilavımı da nasıl yaptım? 2 bardak pilavı birazcık erişteyle pişirdik. Ama çok değil çünkü hepsini beraber fırına atacağız. Böyle hafif diri kalacak şekilde pişirdik. Evet. Servis öncesi bu yemeği niye seviyorum bir de. Servis öncesi fırına atıp ısıtıp çıkarttığınızda... Hepsi gayet güzel ısınmış, lezzetleri birbirine geçmiş, şahane bir hal alıyor. Çok şimdi güzel. Patatesleri de dizdim. Bir iki tane kaldı şurada, eksik kalmasın onları da koyayım. Tamam. Şimdi hemen elimi çalkayıp geliyorum. Tamam. Niye seviyorum bu yemeği? Geçenlerde de tam hatırlamıyorum ama yine böyle bir yemek yapmıştık. Evet. Her şey içindeydi. Sebzesi, pilavı, pirinci. Onu da etli yapmıştık. Etli bir kış pilavı yapmıştık zannediyorum. Her şey içindeydi. Şimdi şurada eksik çok kalan yerleri gördüm. Değil mi? Evet, bu da onun gibi bir şey. Katılıyorum. Katılıyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bundan birazcık alacağım. Şöyle. Biraz rabik bir şey vereyim mi sana? O da olur hayatım. Patateslerin üstüne biraz pilav diziyorum. Biraz mı? Birazını bırakacağım. Yani yarısını bırakacağım çünkü üstünü pirinçle kapatacağım tekrar. Tamam bu da kalsın şöyle. İstersen. Biz çocuklarla koştururken azıcık pilavın dibini tutturduk ama. Sen yedin mi ben yedim mi sen doydun mu filan derken biraz pilavın dibini tutturduk efendim. Şimdi tavuklarımı haşladık ama bunları birazcık tuzlayayım. Şimdi bunun üstüne... Şöyle kemikli bir parçasıymış. Şöyle ayırıyorum. Şunu da ayırayım. Geri kalanını. Tavukları haşladık ve didikledik. Evet. Bütün tavuk olur, tavuk göğüs olur, tavuk kanat olur. Ne istiyorsanız.
Şimdi kalan patatesleri de bak, siyahın bak, olmasın. Bak, bak, bunun ay, da lütfen. Üstüne nohut koydum. Nereye gelecek burada onu merak ediyorum. Ay, ben böyle yemeği anlatırken bazen yutkunuyorum. Kahvaltı da ettim halbuki ama yemek yapmayı bazen ve yemeği o kadar oluyor. Seviyorum ne ki. Ne kadar güzel. Bak bak bak. Şimdi bunun üstüne nohutlu pilav. Tavuklu pilav. Nohutlu, tavuklu, hangisini dersin? Pilav. Evet. Hanımlar bu çok kolay. Bence bunu bugün hemen yapmalıyız. Akşama bir değişik lezzet. Ekonomik de bir yemek aslında. Evet, evet. Tavuk eti ucuz. Patates evimizde her zaman var. Tavuk, nohut akşamdan açtığınızda. Aynen. Sabahleyin hafif bir kaynattığınızda. Onu da üstüne kapatıyorum. Kapatıyor muyum? Evet hayatım. İznini almadan şey tamam, yapmadım. Tamam süper. Onu da üstüne kapatıyorum. Oo. Şimdi ne yapıyorum? Servis yapacağım sırada. Yani işte akşam sofraya oturmadan önce çok hafif su gezdiriyorum. Çok hafif. Tavuk suyu da olabilir bu. O pilavın hepsini koyabiliriz üstüne. Fırına atıyorum. Fırında ne kadar kalıyor? Isınana kadar. Yani herhalde bir 15-20 dakikada falan ısınıyor. Birazcık su koyuyorum ki bir tanem şey kurutmasın. He. Ya da şey yapabilirsiniz. Tepsiye birazcık su gezdirebilirsiniz. Yani fırının içinde bir buhar ve nem olsun ki pirinçler kurumasın. Tek numarası bu. Evet harika. Biz bunu görürüz sonucu evet. Zaten. Çeviririz evet, bunu. Şimdi, ne kadar pişecek bu böyle? Bunu bir ısınana kadar şimdi bunların hepsini biz yaptık hazırladık hani, ama soğudu. Soğudu yani evet, şöyle demek istiyorum. Isınana kadar bir 20 dakika 15 20. dakika. Programın hani sonuna pirinç kadar. Pirinç biraz diri dedin ama pirinç o kurumasın. Onunla birlikte buharla beraber buharından beraber pişer. Yani ben suyu çıkınca koyacaksın özellikle sertleşmesin nasıl? Kıtır kıtır olmasın diye. Suyu çıktıktan sonra. Suyu çıktıktan sonra koymayacağım. Ha. Şöyle yapacağım. Bunu aldım. Evet. Ha. Şöyle yapabilirler. Ya içine koyabilirler. Ha, ya da anladım üstüne. Anladım. Ya, yani bir buhara ihtiyacı var. Tamam. Bir şimdi neme oldu. İhtiyacı var. Bu. Evet. Bu şekilde. Üstünü yağlı kağıtla da kapatabilirsiniz. Bu ama kapatmadan da evet. Çünkü pilavın kıtırlığını nasıl alacağımız kısmına takılmıştım. Süper evet. Oldu. Ama çok kolay ve çok güzel. Harika oldu. Evet. Ellerine sağlık. Şimdi. Yani yapımı kolay. Servisi de dediğim gibi yanına bir yoğurt. Bir şalgam suyu. Mükemmel. Bir turşu suyu. Ya pek hareketlisin bugün. Ay bugün değil mi çok dolandı. Elma bombası yapacakmış bugün bize. Ay çok özür dilerim.